Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok farklı bir konu anlatacağım arkadaşlar. Eşel nedir? Nasıl kullanılır? Onu anlatacağım. Neden kullanıyoruz? Onu anlatacağım. Nakışla ne alakası var? Onu anlatacağım. Çünkü eşel genelde modelistlerin kullandığı bir mezura. Daha doğrusu minyatür mezura diyelim. Şimdi bana çokça sorulan sorulardan birisi şu özellikle yeni başlayan arkadaşlar diyor ki biz modeli e, hani metre olarak tabi kullandığımız için mesela masa örtüsü olsun runnerlar olsun e, kağıtta tasarlayamıyoruz kumaşta da çizdiğimiz zaman tasarlayamıyoruz hani hayal gücümüzü hayal hayallerimizde canlandıramıyoruz diyen yani arkadaşlar çok oluyor. E, bunun için arkadaşlar ben size eşel kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eşel nedir arkadaşlar? Eşel metrenin e, minyatürleşmiş halidir. Eşel takımı diye satılır. Kırtasiyelerde satılır arkadaşlar. Şu şekilde satılıyor. Bakın bir sürü parçaları var. Şu şekilde. Bakın diyor ki metrenin 15 santimlik parçası. Bakın şimdi arkadaşlar sıfırdan yüze kadar. Şurası aslında 1 metre. 1 metre Mesela bu da metrenin 30 santimlik parçası. Bu da bir metre ama minyatürleşmiş hali. Ben genelde arkadaşlar 25'lik eşel kullanıyorum. 25'lik eşel demek metrenin 4'te 1'i demek. Bakalım bulalım buradan 25'lik keşeli. Bakın bu 25'lik eşel metrenin 4'te 1'ine tekamül ediyor. Bunu nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu mesela 20'lik eşel. Bu da metrenin 5'te 1'ini gösteriyor. Bu da bir metre. Mezura da bir metre. Yani bir metre de bir metre. Şimdi bu kadar bir metre ne demek? Bunu anlatacağım. 10 santimlik metre. Bunlar modelistlerin daha çok kullandıkları. Bir de e, yarım metrelik eşeller var. Onun nereye koydum bakalım. Bakın bu da 50 santimlik bir e, eşel. Yani bundan iki tane bu da mesela sıfırdan Yüze kadar bir metre ama şey baktığınız zaman şimdi bu kameraya sığmadığı için bakın şöyle göstereyim bu metrenin yarısı demek ama metre <laughs> bunu şimdi anlatacağım size arkadaşlar. Nerede benim 25'lik eşelim <laughs> 25'lik eşel şimdi şu şekilde eşeli hazırlamaya başlayalım arkadaşlar tam e, şu çizgilerin olduğu yerden eşelimizi kesiyoruz dört bir tarafından kesiyoruz. İsterseniz bu şekilde kullanın. Bu biraz böyle e, saman kağıda basılmış. Zaten böyle satılıyor. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şeffaf bantlarla arkasından önünden böyle sardığınız zaman birazcık daha sert duruyor. O şekilde de e, kullanabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar şunun e, şu buralarını keseyim. E, video uzun sürmesin diye şuralarını kesiyorum ve dönüyorum. Evet kestim. Bu şekilde hazırladım. Bakın. Tam sıfıra sıfır olacak şekilde hazırladım. Şu bir metrelik bir 25 santimlik. Yani metrenin bakın 25 santimlik eşel demek. Metrenin dörtte biri demek. Yani dörtte bir oranında bu metreyi küçültmüşler. Sıfırdan yüze kadar. Yani 100 santim küçültmüşler. Bunu ben en çok nerede kullanıyorum arkadaşlar? E, A4 kağıdına tasarım yapmaya çalışıyorum ben. Ha, A4 kağıdı mesela siz ben daha büyük görmek istiyorum derseniz bu parşömen kağıtları var, büyük kağıtlar var. Şimdi kağıt küçüldükçe eşelinizi de küçültmeniz gerekiyor yoksa sığmaz. Şimdi anlatacağım birazdan. E parşömen kağıdını daha büyük görmek istiyorsanız o zaman 50'li keşeri kullanabilirsiniz. Yani metrenin yarısı boyutundaki eşeli kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu A4 bir kağıt. Şöyle biraz kamerayı yukarıda kaldırayım. Bakın A4 bir kağıt. Ee, şöyle de bir tane cetvelim var benim. Bu şart değil. Bunda e, içinde de çizgiler var. Bu çizmenizi kolaylaştırıyor. Böyle bir tane edinebilirsiniz arkadaşlar. Çok pahalı değil. de. O benim eski ama ben işte baktım internetten. Çok fazla da pahalı değil. Bir tane alsanız yıllarca kullanırsınız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben A4 kağıdı üzerinden ve 25'lik eşel üzerinden anlatacağım. Bütün eşellerin mantığı aynıdır. Bu 25 santim, 25'lik eşel. Bu da mezuramız. Bildiğimiz orijinal yani normal boyutlarda bir mezura. Bunu şimdi mesela ben e, 3 santim e, işaretlediğim zaman bakın arkadaşlar 3 santim işaretlediğim zaman şuraya geliyor. Bunda da 3 santim işaretlediğim zaman 1, 2, 3. Şurası. Bu da 3 santim. Bu da 3 santim. Bu metrenin dörtte biri. Bu metrenin kendisi. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? Modelimi belirliyorum. Benim elimde şöyle bir kitap var. Bu vardı. Ee, ben şimdi diyelim ki bir tane model beğenelim arkadaşlar. Şuradan. Mesela atıyorum. Şunu su şeklinde tamamen atıyorum arkadaşlar su şeklinde masa örtüye işlemek istiyorum ee, görüntüsünü merak ediyorum kaç santim olacak masa örtüde örtüde nasıl duracak merak ediyorum şimdi A4 kağıdımın kenarına yazıyorum eşel eşel 25'lik bu ee, örtülerimin boyutu konsol diyelim şimdi buna konsol Konsolumun e, ölçüleri, mesela 60 çarpı 130 santim. Şimdi ben normal mezurayla 60 sant, 60 santimi de, 130 santimi de A4 kağıdına sığdıramam. E, kumaşıma da çizmek istemiyorum, kumaşıma çizmek istemiyorum. E, daha net görmek istiyorum ya da müşteriye anlatabilmek için. Ee, daha rahat minyatür şeklinde. Biz şimdi buraya kumaşımızın minyatürünü çizeceğiz aslında. Dörtte bir oranında küçültülmüş minyatürünü çizeceğiz ve daha ee, net olacak. Yani masa örtümüz tam ölçüye geldiği zaman aynı şekilde gözükmüş olacak. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle A4 kağıdıma bakın arkadaşlar A4 kağıdıma konsolumun ölçülerini çiziyorum. Kaç santim istiyorsak 60'a 130 santim bir tane konsol istiyorum. Şimdi e, tam ortadan A4 kağıdımın tam ortasından şöyle bir e, çizgi çiziyorum. Bu daha rahat çizmem için. Şimdi benim enim, e, enim ne kadardı konsolumun eni? 60 santim. Bakın 60 santimi buradan buluyoruz. 25'lik eşer kullandım diyorum ve 60 santim. Bakın 60 santim şurası. Tam ortası 30 santim. Bakın şimdi 30 santimi şu çizdiğim yere koydum. Şurası 0, şurası 60 santim. Şöyle. Şimdi e, bu cetvelden e, varsa arkadaşlar sizde şuradaki çizgiyle. Şuradaki çizgileri üst üste getirdiğiniz zaman otomatik olarak dümdüz çizersiniz. Bu cetvel böyle kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Bakın 60 cm'i çizdim. Buraya direkt yazıyorum ki 60 santim. Burası 25'lik eşelde 60 santim. Metreye vurduğunuz zaman da siz kumaşınızda bunun 60 santim hesapladığınız zaman gerçek boyuta çıkardığınız zaman mezurayla ölçeceksiniz. Ama kağıtta tasarlarken nasıl bir örtü çıkacak neler yapacağınızı bu şekilde kararlaştıracaksınız. Daha minyatür olacak. Şimdi 130 santim buradan aşağıya hesaplamam gerekiyor. Bakın şimdi burası. 130 santim. Arkadaşlar biz bunu bir, bir metre yapalım. Çünkü benim kağıdıma 130 santim sığmadı. Burası bir metre olsun. Tamam fark etmez. 20'lik eşerle yapmam lazımdı. Çünkü A4 a kağıdına 130 santim sığmadı. Şimdi bu eşerle 20'lik eşerle bakın buradan sıfırladım. Sıfırdan şuraya bir nokta koydum. Buradan aşağıya şöyle şöyle ben çevireyim ki görün. Bakın şuradan şu noktaya kadar Çizdim. Burası da 100 santim. Burası da 100 santim. 25'lik eşel de 100 santim. Yani metrenin 4'te biri. Bundan 4 tane daha yan yana koyarsanız normal boyutlarda 1 metre olmuş olacak. 60 santime 1 metre. Aynı şekilde bu tarafa da çiziyorsunuz. Şu şekilde Aynı şekilde burayı da şöyle noktasını koyalım. Düzgün çizdiğinizden emin olmak için arkadaşlar şuradaki cetvellerdeki çizgiyle şu ortaya çizgi çizmemin amacı o zaten arkadaşlar. Şuradaki çizgileri bu çizginin üstüne denk getirdiğim zaman düzgün bir çizgi çizmiş olurum. Şimdi şuradan Şöyle netliyor mu? Evet. Evet şu şekilde çizdim. Evet arkadaşlar burası da 100 santim. Aşağısı da 60 santim otomatik olarak. Şimdi benim kumaşım bakın arkadaşlar işleyeceğim kumaşım şurası kameraya sığıyor mu bilmiyorum bir saniye şöyle bir kaldıralım kamerayı iyicene. Bakın işleyeceğim kumaş İşleyeceğim yer burası. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Modelimi alıyorum. Kaçlık ee, kumaş kullanıyorsanız 25 kantluk, 28 kantluk, 32 kantluk kaçlık kumaş kullanıyorsanız ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi şurayı farz edelim ki serpme serpme işleyeceğiz ya da şu suyu işleyeceğiz. Ne yapıyorduk? 10, 20, 30, 40 40 tane burada çarpı var. 40 tane iki 2 tane buradan eksik. 3 tane buradan eksik. 5 tane çıkartacağız. 35 tane burada çarpı var. 35 tane çarpıyı benim mesela diyelim ki kumaşım 25 kantluk bir kumaş. Ne yapıyordum arkadaşlar ben? E, sayıyordum. Ya onar onar sadece 10 tane 10 tane şekilde sayıp 30'a çıkartırdım. 3 katına çıkartırdım. Ya da bakın şöyle yapıyorduk. Bunu buradan iğneleyelim 2 iplik kaç iplikten yapıyorsanız genelde 2 iplikten yapıyoruz. 2 iplikten ya 30 küçük motifsi hepsini sayın fark etmez. Büyü tabii ki saymanız imkansız. Ee, şimdi 10 tane kara sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bu sayıyorum diyelim ki benim 35 tane çarpım Kaç santim ediyor bunu mezura ile ölçeceğim kaç santim ettiğini mezura ile ölçüyorum 4 santim ediyor diyelim ki benim bu modelim 4 santim ediyor ben bunu nasıl tasarlayacağım arkadaşlar istediğim nedir benim eğer su şeklinde tasarlayacaksam şimdi öncelikle içerilere boşluk bırakma payı bırakıyoruz şimdi eşelimi aldım arkadaşlar tasarlayacağım şeylerin hepsini eşerle yapacağım. Kalemi ne yaptım bu arada? Bir dakika kalemim gitti Kalemi bulayım dönüyorum. Burası o kadar kalabalık ki kalem kayboldu sandım. Şimdi arkadaşlar kumaşınızın hemen e, başından zaten buradan direkt modele başlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Belli bir mesafe içeriye giriyoruz. Kaç santim girmek istiyorsunuz? Siz mesela kenar, e, kıvırmada, kenar kıvırma payını biz ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 santim kenar kıvırmak için 7 santimlik bir kenar kıvırma payı veriyorduk. Onu buradan hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası kenar kıvırma payı. Bakın şurası kenar kıvırma payı. Buradan da 7 santim işaretliyoruz. 1, şurası 5, 6, 7. Şurayı işaretliyoruz. Aynı şekilde buradan 7 santim işaretliyorum. 5, 6, 7. Bunu aynı mezura gibi kullanıyorum arkadaşlar. Mezuran benim bu olmuş oluyor. Ama bunu kağıtta tasarlarken kullanıyorum. Kumaşta yapmaya başladığım an mezuraya geçeceğim. Minyatürünü çalışıyoruz. Meserin dörtte birini çalışıyoruz yani. Şimdi ben buradan şu şekilde bakın tasarlama yapıyorum. Şimdi buradan 3 santim çizdim. Burası 3 santim şurası. Yazıyoruz. Her şeyi yazıyoruz arkadaşlar. 3 santim kenar kıvırma. Kenar kıvırma. Kıvırma. Aynı şekilde buradan aşağıya da 3 santim ineceğim. Şunu çevirdim. Şuradan 3 santimi bulayım arkadaşlar. Bakın şuradan 3 santimi pardon 7 santimi buluyorum. 5, 6, 7 buluyorum. Şuradan da 7 santimi buluyorum. 5, 6, 7 buluyorum. Şu şekilde. Buralar benim kumaşımın kıvırmamış haldeki kenarım. Burası kenarı kıvıracağım yer. Arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağıya da bakın bunu buradan böyle koyduğunuz zaman şu çizgiyle şu endeki çizgiyi üst üste getirdiğiniz zaman otomatik olarak düz çizgi çizersiniz. Buradan aşağıya 7 santim olana kadar çizdim. Aynı şekilde bu tarafı da çiziyorum. Şöyle çizdim. Şimdi burayı da çizelim. Evet. Benim şimdi arkadaşlar nakışımı işleyeceğim yer şu iç mesafe iç mesafeyi tasarlamam gerekiyor. Buralar 7 burasına niye 3 santim yazdım acaba 7 santim burası buralar 7 santim dört bir tarafına yazın 7 santim kenar kıvırma kenar kıvırma. Bunu bu şekilde hazırladık. Şimdi ben modelimi şuradan sonra başlayacağım. Ne yapacağım? Modeli hemen kıvırmadan kıvırdıktan sonra başlamıyoruz. Belli bir mesafe bırakıyoruz. Ne kadar bırakmak istiyorsunuz? Diyelim ki ben 4 santimden sonra bırakmak istiyorum. 4 santimden sonra nakışımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar hem bir yandan uğra <laughs> anlatıp hem bir yandan çizince bazen kelimeler yanlış çıkıyor. Kusura bakmayın. Mesela ben 4 santimden ya da 5 santimden örneğe başlamak istiyorum. Şuradan. Şöyle tasarlıyoruz şimdi. Kafadan tasarlıyoruz. Şurası 5 santim. 5 santim başlama yeri. Siz e, nasıl e, planlıyorsanız, nasıl anlayacaksanız onu yazabilirsiniz. Başla yazdım ben şimdi. Benim modelim tam ortaya gelsin istiyorum. Deminki modelim ortaya gelsin istiyorum. Ve benim modelim mesela e, adı nedir? 40 santim. 40 santimlik bir su halinde olmuş olsun diyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam şu noktaya eşelimin şöyle 20 santimi buraya gelecek şekilde koyuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Bakın. Böyle koyuyorum. Bunu buraya tam 40 santime gelecek şekilde işaretliyorum. Şuraya işaretliyorum arkadaşlar. Şu şekilde işaretliyorum. Burayı şu şekilde çiziyorum. İsterseniz dalgalı çizin. Hani örnek olmuş olduğu için. isterseniz dalgalı çizin. isterseniz kesik çizgiler halinde çizin. Artık siz bilirsiniz. Diyorum ki ben bunun tabii ki bir eni olacak, bir de modelimizin boyu olacak. 40 santimlik bir modelim var. 40 santime işte 10 santim de yüksekliği olmuş olacak bu modelin diyelim. 10 santim şuradan hesaplıyoruz. Şöyle hesaplıyoruz. Buradan da 10 santim hesaplayalım. Şu şekilde hesaplayalım ve bunu çizelim şu şekilde Bakın arkadaşlar çizelim. Kesik de çizebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle çizdik. Bunu da buraya birleştirelim. Şöyle kesik kesik. Burası model yeri. Model yeri. Yazıyoruz 40 santime 40 santim model ve 10 santime 40 santim eni 10 santim boyu 25'lik eşelde. Şimdi benim modelim bu kadar olmuş olacak. Hemen e, kenardan sonra e, ne kadar kalmış olacak arkadaşlar kenardan 3 santim kalmış olacak. Buradan da 3 santim kaldı eşit oluyor zaten eğer şey yaparsanız siz ne yapmış olacaksınız arkadaşlar? Kumaşınızı 1 metre 60 santim olarak hayal ettiğiniz zaman enini 60 santim hayal ettiğiniz zaman 7 santim içeriye girip kenar kıvırmayı yaptıktan sonra 5 santimden sonra başladığınız zaman kumaşınızdaki model aynı şu şekilde kalacak. Burası kıvırma yeri, şurası kıvırma yeri, buralar kıvırma yeri. Modelim benim kumaşta bakın şöyle kalacak. Bunu bu kağıtta bu şekilde e, hayal edebileceksiniz. Modelim kumaşta nasıl kalacak, nasıl olacak, eni boyu kaç santim kalacak, doğru hesapladım mı, yanlış hesapladım mı, hesabım tuttu mu. E, kumaşı işlerken bir daha sökmemek için, bir daha baştan uğraşmamak için eşelle bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Eğer aynı şekilde şu modeli, bu tarafa da aynı şekilde yaptığınız zaman ortada kaç santimlik boşluk kalacak. Bunların hepsini ben şimdi video çok uzun olmasın diye burayı e, sürekli anlatmayacağım. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da illa su şeklinde bir nakışınızın olması gerekmiyor. Bir tane modeliniz olur minik minik. Şöyle bir runner ister size müşteriniz ya da siz. Ben serpme serpme model işlemek istiyorum diyebilirsiniz mesela. Şimdi ne yaparsınız arkadaşlar? E modeliniz 10 santime cm, 10 santimdir ya da 10 santime cm, 20 santimdir. Siz bir tane burada işlersiniz, bir tane burada, bir tane burada. Ama bunu hani kumaş üzerinde kafanızda tasarlayamadığınız zaman eşelle çizdiğiniz zaman Kağıt üzerinde A4 kağıdı üzerinde ya da parşömen kağıdına çizdiğiniz zaman 50'lik ile çizersiniz. Daha büyük şekilde yarı, e, yarısını mesela yarısı olacak modelinizin yarısı boyutunda olacak şekilde görürsünüz. Şimdi bu modelinin bizim modelimizin dörtte bir boyutu minyatürünü çizdik. Yani biz yapmanız gereken tek şey eşeli kaçlı kullandığınızı ölçülerinizi buraya yazıyorsunuz ve her adımı her adımı burada kağıda yazıyorsunuz çünkü siz bu kağıdı okuyarak buradaki tasarımı okuyarak kumaşı aktaracaksınız biraz karışık gibi gelebilir ama uyguladığınız zaman anlayacaksınız arkadaşlar ya 25 ben genelde 25'lik eşel kullanıyorum ama 20'lik eşel de kullanabilirsiniz çünkü bazen gerçekten çok büyük e, ölçülerde işlemeler geliyor o zaman 25'lik eşel bu A4 kağıdına boyut olarak yetmiyor e, ee, ya 20'lik eşer kullanacaksınız ya da 10'luk eşerler var. Yani ne oluyor? Onda biri. Yani on, onda bir hepten küçültülmüş eşerler. Şu mesela onda birlik eşerim nerede? Bakayım bulayım. Bakın arkadaşlar şu da e, bir minyatür. E, bu olduğu gibi minyatür. Bu da bir sant, bir metrelik bir eşer ama on, onluk eşer. Ne demek bu? Yani bundan 10 tane yan yana koyduğunuz zaman 1 metreye denk gelecek. O kadar onda bir boyutunda küçültülmüşü bu. Biraz ee, dediğim gibi kafanız karışabilir. Yani anlatması birazcık e, karışıkmış gibi gelebilir. Bunu modelistler çok kullanırlar. Ben modelistlik kursuna da gitmiştim. Böyle orada hani elbiseleri nasıl minyatürünü çıkartıp sonradan tasarlan tasarlatıyorlar. Hani bilmiyorum modelistlik kursuna gidenler bilirler. Ee, aynı o şekilde yani şu küçücük kağıtta ben neler yapacağım ne yapacağımı küçücük kağıtta görebili görebiliyorum kocaman kağıtları çıkartmama acaba nasıl olacağını kumaşımı ziyan etmeme falan gerek kalmıyordu ben modelisi kursuna giderken çok kullanışlı geldi bana o yüzden ben bunu e, nakış tasarlarken de uygulamaya başladım benim çok kolayıma gitti mesela şöyle bir şey ben işte ne dedim 40 santimlik bir modelim var. Şu kadarlıkta bir enim var. Acaba kenarlara kaç santim sığacaktı? Ne yapacaktım? Olur muydu? Olmaz mıydı? Hemen kağıda böyle hop 2 dakikada çiziyorum. Bakıyorum ki oluyor. Kumaşım da bu şekilde duracak. Aynı bu şekilde duracak. Şurası 3 santim. Evet minyatür gelebilir size. Çok küçük gelebilir ama. E, siz kumaşa aktarırken. Şimdi kağıtta eşelde kullandık. Kumaşa aktarırken tabii ki mezura kullanacaksınız. Yani normal mezura kullanacaksınız. Bakın arkadaşlar bu kaçlık keşeldi? Bir saniye benim eşelim nerede? 25'lik keşel. Mesela şimdi şu 5 santim. Bakın bu da 5 santim. Nerede? Burası da 5 santim. Bakın dörtte biri. Yani dört tane şundan olduğu zaman 5 santim olmuş oluyor. Bunu minyatürleştirdik biz. 5 santim. 25'lik eşeldeki 5 santim. Normal mezuradaki 5 santim. Bakın şöyle yapalım. Bakın 5 santim şuraya geldi bakın şimdi şunu şöyle katlayalım şurayı da şöyle katladığımız zaman otomatik olarak 5 santime denk gelmiş oluyor arkadaşlar bu dörtte bir boyutunda küçültülmüş eşel İnşallah anlatabilmiştir anlatabilmişimdir anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz Beni ilk alt trelişi merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için nokta dahi olsa yorum yapmayı ve beğeni yapmayı arkadaşlar unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.